Muhterem seyirciler, ses ve saz dünyamızın bu programında Türk musikisinde fasıl konusunu işlemeye çalışacağız. Bu mevzuda hocamız Üstad Saadettin Hefer'den bilgilerini ve hatıralarını nakletmesini rica ediyorum. Hocam, Türk musikisinde fasıl dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Önce huzur fasılları hatıra gelir. Evet. Ki bu fasıllar 3. Selim ve 2. Mahmut devrinde en canlı şekillerini yaşamışlardır. Evet. Ondan sonraki devirlere saltanat kalkıncaya kadar olan devirlerde huzur fasılları yok idi. Evet. Yok idi. Daha sonraları ki aşağı yukarı Cumhuriyetleri başladıktan sonra bu... Ben de onu soracaktım. Evet. Üstadım. 1920'lerden sonraki fasılları evet. Bize evet. Nakleder misiniz evet, yaşadığınız işte, günlerde? Ondan sonra şey başladı, davet talim ki Şehzade başında Tatafe Tapatum'un altında bir salon evet. O vakitki adı Kıraathane evet. Efendim orada tatil günleri fasıl yaparlar idi. O bu fasıllar evvela peşev. Onu bir beste izler. Evet. Ondan sonra iki tane ağraksak şarkı okunur. Bir sazla bir taksim başlar. Ve bir işlerinde hanende var idi o vakit. Evet. Efendim. O hanendeyle o saz karşılıklı bir gazel evet. Okullar. Ki bu o vakit çok geçer akçeydi evet. Gazel. Efendim. O gazel bittikten sonra şarkı usulleri biraz çabuklaşır. Evet, mesela devre hindi, devre hindi usulü evet. Efendim Türk aksağı, yürük semayı falan şeklinde evet. Devam eder. Nihayet klasik formun son eseri olan yürük semayı ile ses kısmı biter ve ses semayısı ile fasıl tamamlanır evet. Ki bu fasıllar aşağı yukarı bir saat, bir buçuk saat falan devam ederdi. Evet. Evet. Ve işte sonra o devrin büyük fasıllarından bir tanesi de Fevziye Kıraathanesi'ndeki fasıl imiş. Ki bu da aşağı yukarı 20. yüzyılın başları. Evet. Başları. Bu fasılları yani, kim idare ederdi hocam? Efendim fasılları çoğunlukla Tef ki bu baş hanende, say hanende adını taşıyan evet. Mesela Karakaş gibi evet. Efendim kimseler evet. İdare, son zamanda hatta meşhur şey vardı Ayazar. Evet. 3-5 sene evvel evet. Vefat etti orada. Efendim, İsmail Hakkı Bey de fasıl İsmail Hakkı Bey evet o şeydi o da Tef'le idare ederdi ki o da hünkâr mezunları tarafından bir topluluk kurmuştu İsmail Hakkı Bey evet. Zaten onların başlarıydı evet. Efendim onlar pazar cuma günleri şeyde Çubuklu'da evet. Efendim konser verirlerdi evet. Efendim o da aynı şekilde devam eder. Fakat gerek ses, gerek saz sanatkarlarının o resmi elbiseleriyle evet. Bir şey verirdi, bir azamet evet, verirdi. Heyette evet. Bir haşmet verirdi. Evet. O da aynı şeydi. Sonra Ramazan geceleri Divan yolunda o insanın kıraathanesi dedikleri bir kıraathane vardı ki orada da güzel kısım vardı. Kemani Memduh falan. Evet. Efendim şahırlardı orada. Selanikli Mustafa Bey, onun kardeşi şey Udi Fehmi Bey falan, evet. Hepsi öldüler gittiler. Evet. Şimdi bugün için öyle o kadar kuvvetli fasıllar kalmadı. Evet. Ben yanılmıyorsam Şehzade başındaki İhsan'ın kıraathanesine Zekai dedenin gittiğini sizden hikayesini dinlemiştim. Evet. Fevziye Kıraathanesi. Evet efendim. Onu nakleder mi? Bir Ramazan gecesi Zekai dediği götürmüşler oraya. Evet. Efendim.
tabii Fas heyeti Zekai dediği kapının içeri görünce öyle haşmetiyle, sikkesiyle falan, evet. Efendim hepsinde bir telaş başlamış. Evet. Büyük üstad devrim, büyük üstadı. Evet. Efendim hemen koşmuşlar, aşağı inmişler sahneden, gelmişler, Sıri de elini öpmüşler. Efendim onu da önüne geçirmişler, oturmuşlar ve sormuşlar, hangi makamda eser istersiniz? O da Sıri Zül okuyun demiş. Hemen efendim peşeviyle, efendim hatta Zekai dedenin oğlu üstadım, Hoca Hafız Ahmet Efendi'den dinlemiştim, Eyyubi Mehmet Bey'in Darbu Fethiyosun'daki bestesini okumuşlar. Ve fasıl devam etmiş. Neticede efendim hocanın çok hoşuna gitmişti dedenin. Efendim gelmişler, tekrar elini öpmüşler. Efendim takdir etmiş, şey etmiş falan. Ondan sonra dehşetli bir reklam olmuş. O salon için, o kıraathane için. Zekai dede bu sazı öldü diye. Ertesi akşam kıyamet gibi dolmuş. Evet. Evet efendim. Efendim ben sizden şunu rica edecektim. Bize bir fasıl dizisinin eserlerini söyler misiniz? Mesela bir Hicaz faslı yapmak istesek, sizin gönlünüzde nasıl bir dizi geçer? Efendim ben isterim ki bugün için bilhassa az okunmuş eserlerden. Evet. Çünkü halk artık şey etti, usandı. Her gün aynı eserler, her gün aynı eserler. Şimdi mesela ben olsam, evet, bugün, evet, efendim böyle bir Hicaz faslı takibi, şöyle aşağı yukarı yarım saatlik falan bir şey, evet, takım, bir beste. Evet. Mesela hiç okunmamıştır bugüne kadar radyolarda, hemen hemen muhteşem bir eser, Abide gibi, evet, Süleymaniye Camii gibi bir eser. Evet. Küçük imam ki aşağı yukarı 17. yüzyıl bestekarlar. Efendim bestekarlarından, efendim 500'ün üstünde eser bestelemiş. Evet. Maalesef bugün 3 tane eserimiz var elimizde. Evet, kaybolmuş. Evet, kaybolmuş. Notasızlık yüzünden. Evet. Onun için mesela onun bestesini koyarım. Evet efendim. Gayet zarif, sözleri gayet güzel. Evet. Efendim. Tabi ki Suzi Gamın'la tatlı sinem çağlayım. Evet. Efendim, tam bir Türkçe. Evet. Efendim, çok güzel bir eser. Evet. Ondan sonra mesela çok severim dedenin bir caz, evet, ağır bir kısımda bir şarkısı. Evet. Bu da okunmamıştır. Evet. Efendim, onu koyarım. Evet. Ondan sonra yine dedenin, evet, İcaz Bakanı'nda okunmuş gayet zarif, küçük bir şarkısı. Evet. Efendim, koyarım. Evet. Sonra Rıfat Bey'in, evet, efendim Hacı Arif Bey'in gibi, evet, büyük şarkı bestekarlarını eserden de koyarım. Evet. Nihayet sonunda da mesela çok zariftir Hacı Salih Han'ın bir, evet, Hicaz Yürük Semaisi. Evet. Onu koyarım. Bir Saz Semaisi'yle fısır tamamlanır. Evet. Peşrev'in de kimin olduğunu söyleyin de tamamlansın faslınız. Efendim Peşrev, ben çok takdir ederim. Bu Galata Meryem Yuhannesi'nin nezen başısı Aziz Dede. Evet. Büyük, evet, nezen. Ve hatta dışarıda fasıl hayatlarında da çalışmıştır. Evet. Ona peşrevini koyarım. Peki efendim. Koyarım, evet. Bu sohbetiniz için size çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Seyirciler ben de teşekkür ederim. Sağ olun efendim.